Birinin gözünün önünde kırık bir not alarak bir kenarda oturacak mı? Bunu göreceğiz. Koronavirüsle mücadelede çok kötü günlerdeyiz. Adeta zirvedeyiz vaka sayısı olarak ve 60 binin üzerindeyiz yine. 55 bin lira inince hemen Sağlık Bakanı bunu bir başarı hikayesine dönüştürüyordu. Sanki 8.900'den bu vakaları alıp 65 bine 66 bine çıkaran kendi kongreleri değilmiş gibi. Lebalep kongreleri överek teşvik ederek yaptılar. Vakalar fırladı. Ardından bir 3-5 binlik düşüşte hemen büyük bir başarı geliyor gibi gösterdi. Bakalım bu 65 bin vakaya ne diyecek? Bugünler bütün meseleleri bir kenara bırakıp aslında sağlığımızın peşine düşmemiz gerektiği günler. Tam kapanma yapılmadan, tam kapanmayla bu mücadele bir anda 14 günde bu virüsün beli hep beraber kırılmadan bir kurtuluş yok. Lokantacının, kahvecinin, büfecinin sırtına basarak, sadece onları sınırlayarak ve kendi kurallarına, kendi koyduğu kurallara kendi uymayan bir yönetim anlayışıyla bu mücadele olmaz. Buradan bir kez daha bugün toplanacak bilim kuruluna bütün esnafın, bütün işçilerin mağduriyetlerini ortadan kaldıracak gerekli tedbirlerin alınıp tam kapanmanın yapılması noktasındaki çağrımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. Şöyle bir anlayış yok. Kuralı kendiniz koyuyorsunuz, kurala kendiniz uymuyorsunuz. Cenazelerde 20 kişi sınırı var, bakanlar katılıyorsa sınır yok. 20 bin kişiyle de yapılabiliyor. Cumhurbaşkanı katılırsa yok. AK Partili birinin yakınıysa böyle bir sınır yok. Böyle devlet yönetmek olmaz. İftar yasak diyorsunuz, toplu iftar. Uymayana ceza diyorsunuz. Sonra iftar programlarına gidiyorsunuz, görüntülerini paylaşıyorsunuz. Daha iftar yasağı koyduğu gün külliyede toplu iftar yaptı. Bu gerçekten vatandaşın hakkını gözetmeyen, hukukunu gözetmeyen, aklıyla alay eden son derece kötü bir tutumdur. Ve virüsle mücadelenin direncini kuran da budur. Çünkü koyduğunuz kurala siz uymayınca vatandaş da o kuralı uyulmayacak kural olarak görüyor. Bakın aynı çağda, aynı dönemde, aynı vakada İngiltere'de rakamı koydular. Bütün ülke için olan sınırlama var. İngiliz Başbakanı aileye yer açmak için kendisi katılmadı. Ve sayıyorsunuz bir kişi fazla değil. Norveç Başbakanı 10 kişiden fazla toplanılmayacak, 13 kişilik parti verdi diye para cezasına çarptırıldı. Para cezasını ödedi. Ama siz bakanların katıldığı bütün organizasyonlarda bütün yasakları ortadan kaldırıyorsunuz. Esas ceza yazması gereken İçişleri Bakanı kendisi katılıyor, kendisi teşvik ediyor, kendisi örnek oluyor. Dün de söyledim, bir daha söylerim. Bu millet bu yaptıklarınızdan dolayı size hakkını helal etmez. Hakkını helal etmez. Babasını cemaatsiz gömdürdüğünüz insanlara bu fotoğrafı gösterdiğinizde haklarını helal etmezler. Amerika Birleşik Devletleri F-35 programından Türkiye'nin resmen çıkarıldığını duyurdu. Tam bir beceriksizlik. S-400'leri aldılar, Putin'in gönlünü yapacağız diye F-35 programından çıkarıldılar. Şu anda S-400'ler hangarda. Çok kritik, çok önemli savunma sistemi Biden'ın korkusuna hangarda duruyor. Paralar gitti. F-35'e dünya kadar para verdik, onu da vermiyorlar. Orada da paralar gitti. Ve Türkiye'nin bir jet sorunu var, jet problemi var, jet ihtiyacı var. Bunun nasıl çözüleceği de belli değil. Her şeyi bilen, bütün yetkilerle donanmış, dış politikanın uzmanı, herkese ayar veren, ey Biden, ey Merkel, ey Putin, en sonunda ne Putin'den birlikte olmanın, ne Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaşmanın bir avantajını ortaya koyamayıp her tarafta S-400 nerede, hangarda, F-35 nerede, yok, para nerede, yok, savunma stratejisi yok, jet yok, hiçbir şey yok ve
Tek mesele içeride düşen oyları arttırmak için dünyadaki diğer liderlere diklenip Türkiye'de iç siyasete malzeme etmek. Al sana sonucu. Sonucu bu. Basit konuşmak lazım. Sonucu bu. Ey Putin dedin, ambargoyu yedin, herkes perişan oldu, damadının petrol kaçakçılığını ilan edeceğim diye gittin, özür mektupları yazdın, Putin'le kol kola girdin. Onunla girince S-400 aldın, F-35'ten oldun, şimdi F-35'i de kullanamıyorsun, F-35'i de alamıyorsun, S-400'ü de kullanamıyorsun. Bu kadar yeteneksiz, bu kadar beceriksiz, bu kadar ülkeyi adına kötü sonuçlar doğuran bir siyaset anlayışını vatandaş sandıkta nasıl cezalandıracak hep beraber göreceğiz. Ve günün konusu. Türkiye'de kripto paralarla ilgili bir borsa kurmuş olan Faruk Fatih Özer. Dün Türkiye'deki 392 bin 400 bine yakın yatırımcının paralarını alıp kripto paraları bir soğuk cüzdan dedikleri elektronik veri saklama aygıtından birlikte yurt dışına kaçtı gitti. 400 bin kişi mağdur, 400 bin kişi mağdur ve devlet arkasından bakıyor. Aynı tosuncuğun arkasından baktıkları gibi. Çiftlik Bank'ta paraları topladı topladı gözlerinin içine baka baka. AK Parti'nin sloganlarını söyleye söyleye dış güçlerle savaşıyoruz diye diye. AK Parti'ye arka çıka çıka bakanlara övgü düze düze gitmişti. Bu da AK Partili Dışişleri Bakanı'yla fotoğraf vererek AK Partili bir milletvekilinin oğluyla düzeltiyorum bir milletvekilinin oğlu olduğu söylenen birisinden ziyaret yaparak ve yine bir milletvekilinin kardeşiyle ortaklık kurarak milletin gözünün içine baka baka bu paraları topladılar kaçtılar. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu devlet birilerine düzenlemeleri değişen şartlara göre düzenlemeleri yapsın diye yönetimi emanet ediyor. Hükümet olmak demek bu demek. Siz ülkede bir yerde bir yoğunlaşma varsa oraya bakacaksınız. Geçmişte de bu ülkede benzer kötü tecrübeler olmuştu. Ve özellikle Çiftlik Bank olayında da ağzınız yandı. Bir yerde bir yoğunlaşma var. Milyarlarca dolar para bir yere yatırılıyor. Siz devlet olarak oraya bir düzenleme yapacaksınız. Sizin göreviniz bu. Bir alanı düzenlemesiz, denetimsiz bırakırsanız böyle birileri çarpar gider. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi eleştirince neden eleştirdin? Peki bu meselede sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yaptın? Bakın ne yaptık. 5 Aralık 2019 tarihinde Antalya Milletvekilimiz Çetin Osman Budak, Genel Başkan Yardımcımız o dönemde. Altında ilk sayfada 12. sayfada diğer milletvekillerimizin imzalarıyla iç tüzüğe göre meclis araştırma önergesi verdiler. Ve verilen araştırma önergesinde bu blockchain'e dönük teknolojik ve hukuki altyapının geliştirilmesi gerektiği, bu konuda risklerin olduğu, hem fırsatların hem risklerin birlikte barındırıldığı bir yerde düzenlemelerin yapılmaması durumunda çok önemli risklerin olacağı anlatılıyor ve deniyor ki bu konuyu meclis araştırsın. Ayrıca o tarihte yine Çetin Osman Budak'ın başvurusuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'na başvuruyoruz ve bu konuda bir rapor hazırlayın meclise diyoruz. Hazırlanan raporda da raporun 19. sayfasında ayrıca kripto parayla yapılan işlemlerin geri döndürülemez olması, operasyonel hatalardan ya da kötü niyetli satıcıların suistimalinden kaynaklı kayıp risklerini de beraberinde getiriyordur diyor. Ve bu konuda bir çalışma yapılması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi birisi bir alanda para topluyor. İktidarın görevi ne? O alanı düzenlemek, riskleri ortadan kaldırmak,
teminatları almak, dolandırıcılığa engel olmak, muhalefetin görevine uyarmak. Biz yapmış mıyız? Biz görevimizi yapmışız. Peki siz yapmış mısınız? Bugün o 2 milyar doları yatırmasaydınız, Faruk Fatih Özer hukuki boşluktan yararlanarak o alanda bir düzenleme yapmadığınız için bir internet sitesi kurar gibi kuruyor. Diyor ki siz parayı bana yollayın, ben bu işin borsasını kurdum. Benim üzerimden size dünyadaki kripto paralar satılacak, borsa kurdum. Bir Allah'ın kulu da dönüp ya sen ne borsası kuruyorsun kardeşim? Milletten bu parayı alıyorsun da karşısında teminatın nerede? Ya sen bu paraları sonra vermezsen diye bir dönüp bakmıyor. Yasaklamıyor. Açık açık dolandırıcılığa fırsat veriyor. Kaçınca şimdi öyle arkasından bakıyoruz hep beraber. Olmaz. Burada doğrudan bu 2 milyar TL ile 2 milyar dolarla ilgili devlet üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bir alanı düzenlemediyseniz sizin boşluğun doldurduğu, sizin bıraktığınız boşluğu bir üçkağıtçı, bir dolandırıcı dolduruyorsa bu insanları sahipsiz bırakamazsınız. Bu konuda derhal gerekli adımların uluslararası düzeyde atılması lazım. Türkiye'de de devletin dönüp evet sizin güvenceniz biz olmalıydık. Biz burayı boş bıraktık ama korkmayın devlet yanınızdadır, arkanızdadır. Mağdur edilmeyeceksiniz demesi lazım. Yoksa önüne gelenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını tokatladığı bir yer. 20 yıldır yönetiyorsun. Önüne gelen bizim vatandaşımızı tokatlıyor. Dünyanın diğer ülkelerinde yapılmayan, yapılamayan bir yolsuzluk Türkiye'de yapılıyorsa sebebi yasal boşluklar ve hükümetin bu konuda gerekli iradeyi ortaya koymamış olması. Bugüne kadar 198 kez kamu ihale kanununu değiştirdiniz. Kanun getirdiniz. 197 yapaydınız da yandaşa vergi muafiyeti vermek yerine bir kanunun bir maddeyi de getirip bu parayı toplayacaklar. Karşılığını devletin bankalarına göstermek, teminatını koymak durumundadır diyeydiniz de bu facialar yaşanmasaydı. Müteahhiti zengin etmekte, yandaşa kıyak çekmekte, beşli çetenin vergisini affetmekte mahirsiniz. Bu konularda acizsiniz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bütün vatandaşlarımız şunu düşünsünler. Hep bu işler neden Türkiye'de oluyor? Niçin hep sonradan aklımız başımıza geliyor? Bir de samimi bir öneri, bir kez daha devletin boş bıraktığı başka alanlar var. O alanlarda para toplayanlar, bu topladıkları paralara karşı size bir takım vaatte bulunanlar var. Bunlara karşı da vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Bu alanların her birisinin de devlet tarafından ciddi şekilde düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Ana muhalefet olarak uyarılarımızın yanında yapıcı katkılarımızı da komisyonlarda vermeye her zaman hazırız. Yeter ki bu konuda hükümet ve Adalet ve Kalkınma Partisi bir adım atmaya niyetlensin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayabilirim. Buyurun. Şimdi biraz önce de söyledim. Türkiye'de İki tane gündem var. Bir tanesi salgın gündemi. Bu konuda bir samimiyetsizlikle sürdürülen, konulan tedbirler ve bu tedbirlere kendisi de uymayan yöneticiler ve buna halkın tepkisi. Ve her gün de söylüyorum, bir Soma faciası yaşıyoruz. Ve ölümler olağanlaştırılmaya çalışılıyor Türkiye'de. Ateş düştüğü yeri yakıyor. AK Partililer de bir tarafta keyif çatıyor. İkinci gündem, ülkemiz bir ekonomik koruma kalkanı olan döviz rezervlerini kaybetti. Şu anda uluslararası yaşanabilecek bir kriz, küresel bir kriz,
Türkiye üzerine gelebilecek şok dalgalarına karşı güvencesiz bir şekilde duruyoruz. İşin faili ortada yok, paramız ortada yok. Bunu söylediğinizde de karşınızda sürekli tehdit ediliyorsunuz. Dün Cumhurbaşkanı açıkça söyledi. Bundan sonra ya hayır konuşacaklar ya susacaklar dedi. Eleştirmeyecekler dedi. Ve biz susmadığımız takdirde başımıza geleceği biliyoruz. Vatandaşlarımız da görsün ki sizin sağlığınızın ve hepimizin parasının hesabını sorduğumuz için üzerimize geliyorlar. Ve şu anda da bir terör soruşturması yürütülüyor. Yürütüldüğü konusunda sürekli haberler sızdırılıyor. Genel başkanımız, il başkanımız, muhalif yönleriyle ön planda olan sanatçılar, milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler sindirilmeye çalışılıyor. Burada ne yaparlarsa yapsınlar susmayacağız. Defalarca söyledik. Fiziken saldırdılar söyledik. Trolleri saldırdı söyledik. 500 milyarlık, 1 trilyonluk davalar açtılar söyledik. 500 bin TL'lik, 1 milyon TL'lik davalar açtılar söyledik. Şu anda ağzımızdan çıkan her kelimeye para cezası, tazminat davası açıyorlar. Ve yandaş mahkemelerinde bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Bir şeyi biliyoruz. Bir kelime eksik konuşursak, bir adım geriye gidersek, bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. Buna karşı kararlılıkla duyacağız. Terör soruşturması nedir de biliyoruz. Dokunulmazlıkların kaldırmanın, hatta bu dokunulmazlığa girmiyor, derhal biz bunları tutuklarız götürürüz diyebilmenin yollarını arıyorlar. Onlardan korkan bin beter olsun. Asla ve asla korkmayacağız, durmayacağız, susmayacağız. Bizi sindirmeye çalışanların kendi yaptıkları büyük hataları örtmek için bunu yaptıklarını biliyoruz. Vatandaşımız da görüyor. Açsın, işsizsin, güvencesizsin ama bunları konuşma. Tehlike büyük, darbe yapacaklar, arkama geçmelisin. Bunlar terörist, arkama geçmelisin. Bunlar vatan haini, arkama geçmelisin. Bu sözleri söyleyenlerin niye söylediğini de görüyorlar. Bizim ne anlattığımızı da görüyorlar. Biz fakir fukaranın, garip kurabanın, esnafın, işçinin, çiftçinin, memurun derdini dile getirip onlara kaynak ayrılmasını istediğimiz için, beşli çete dediğimiz için, çıkar gruplarını deşifre ettiğimiz için, son bir yılda AK Parti'nin semirttiklerinin milyar dolarlık servetlerini %40 arttırdığını söylediğimiz, onları hedefe koyduğumuz için onlar da bizi bu soruşturmaların hedefine koyuyorlar. Durmayacağız, susmayacağız, yılmayacağız. Tabii buyurun. Dün de ifade ettim. Engin Altay'ın söylediği sözleri her bir montaj olmadan İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya trolleri için hazırlattığı kesme biçme yapıştırma videosundan değil, gerçek yayın üzerinden izleyip de orada bir tehdit olduğunu anlayan vatandaşlarımız varsa biz bir şey söylemeyeceğiz. Ama normal gözle dinleyen herkesin ne denmek istediğini anladığı bir yerde, vay efendim vay, bizi tehdit ettiler, bizi tehdit ettiler. Sabaha kadar troll saldırıları ve ardından da harekete geçen bir savcı, efendim Engin Altay tehdit etti. Yargı bağımsız olsa, yargı talimat almıyor olsa, yargı kendi vicdanınla hareket ediyor olsa, savcı beyin buna tehdit soruşturması değil, Engin Altay'a karşı yapılan bu saldırıya karşı bir kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan, iftira suçundan dava açması lazım. Çünkü Engin Altay'ın yaptığı mesele, ortaya koyduğu yaklaşım, kendi görevi gereği sorulmuş olan bir soruya, hem de geçmişte bunlar yapıldı. Ardından Atatürk'ü konuma kanunu bile çıkarıldı. Yani yüz verdikleriniz daha sonra öyle şeyler yapıyorlar ki konusu özü varken, oradaki Anadolu'da kullanılan bir sonu benzemesin lafının,
bir tehdit gibi algılanması. Tehdit şudur: senin sonun böyle olur dersen tehdit olur. Sonu benzemesin temennisini tutup da nasıl böyle bir şeye dönüştürür?